Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden güzel haşim ve gattar soruları çözmeye devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olur diyorum ve fazla vakit kaybetmeden hemen sorulara geçmek istiyorum. Ha bu arada sorularını sormak için arkadaşlar ehliyet.hocam adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan diyorum ve başlıyorum. Kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar, yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi kesinlikle yasak bir durumdur. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Burada görüldüğü üzere motorlu taşıtların giremeyeceği anlamı çıkartılabilmektedir. Eğer sadece şu araba olsaydı, ortadaki çizgi olmasaydı olarak düşünelim. Sadece araba olsaydı motosiklet hariç motorlu taşıt giremez olurdu. Fakat burada ikisini de koymuş. Böylece tüm motorlu taşıtların bu alana girmesinin yasak olduğunu bizlere bildiriyor. Bu arada arkadaşlar videoyu mümkünse sonuna kadar izlemeye çalışın. Hızlıya alın. Soruları mutlaka bir tur görün arkadaşlar. Soruları görmeden sınava girmeyin diyorum. Mutlaka hani hızlı da olsa bir sona doğru gidin. Atlayarak bile olsa görün arkadaşlar. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır? Yağ göstergesinden, şarj göstergesinden, yakıt göstergesinden, hararet göstergesinden. Doğru cevabımız B şıkkı şarj göstergesinden olacak. Değerli arkadaşlarım, burada gördüğünüz bakın bu yağ göstergesidir. Yağ göstergesi ikaz ışığıdır. Bu görmüş olduğunuz şarj göstergesi ikaz ışığıdır. Eğer bu yanıyorsa hani ben size devamlı söylüyordum burada bir kayış var. Bakın bu koparsa da yine şarj göstergesi yanar diye. Bakın bu şarj göstergesini görüyorsunuz. Bu bizim hararet göstergemiz. Hararet göstergesi ikaz ışığımız. Özür diliyorum. Bu bizim hararet göstergemiz. Bu bizim yakıt göstergemiz oluyor arkadaşlar. Bunları da şöyle kenarlara koydum ki görmüş olalım. Boş yere izlemiş olmayalım videoyu. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur demiş. Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. A. Olay yerinin değerlendirmenin, sağlık personelinin niteliği kazandırmanın, kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin, kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Olay yerini değerlendirmenin amacını oluşturur. Böylece orada tekrardan kaza riskinin ortadan kaldırılması ve oradaki yaralanma türlerinin belirlenerek o bölgeye mesela acaba böyle hani mesela uçurumdan uçuyorlarsa yakına böyle bir sağlık şeyi böyle eğer özellikle yolların hızlı kesiştiği bir şeyse sağlıkla ilgili bir birim kurulabilir. O yüzden böyle şeyler önemli arkadaşlar. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Düz gitmeleri, düz gideceklerse beklemeleri, sağa döneceklerse beklemeleri, yol açıksa sola dönüş yapmaları. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacak. Düz gideceklerse beklemeleri demiş arkadaşlar. Beklemeyeceğiz. Ne yapacağız? Bakın düz gidecekler için yeşil ışık en alttaki yeşil ışık. Ortada ne var arkadaşlar? Sarı var. En üstte ne var arkadaşlar? Kırmızı var. O halde bize ne yanıyor? Yeşil. O halde yeşil yandığı için düz gidecekler devam edecek. Fakat sağa döneceklerse bakın sağa dönecekler için kırmızı yanıyor arkadaşlar. Saatte 90 km hızla seyreden bir aracın önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 35, 45, 55, 65 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı 45 olacak. Arkadaşlar ben tabii imam olduğum için gökten bana vahiy gelmiyor haşa. Bunu nasıl biliyoruz? Şu şekilde 90 arkadaşlar ikiye bölüyoruz. Sürekli olaraktan bize verilen kilometre saati
2'ye bölüyoruz. Hocam bir diyelim ki orada 40 verildi, yine bölecek miyiz? Evet, 40 verse yine böleceksiniz. Hocam 2 kilometre dedi, yine bölecek miyim? Böleceksin. Böl 2'yi 1'e, şeye 2'yi şeye 1 çıkacaktır. Demek ki 1 metre mesafe bırakman gerekiyordur. Anlatabiliyor muyum? Sürekli olaraktan bize çıkan sonuç böylece aradaki bırakmamız gereken takip mesafesinin kaç metre olacağını bildirir. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılmaz demiş. Görev hali dışında, şehirler arası karayollarında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında, yolların buzlu ve kaygan olması halinde. Doğru cevabımız A şıkkı, görev hali dışında arkadaşlar kullanılamaz. Bir de şunu söyleyeyim, eğer kamuyu tehlikeye düşürecek bir alandaysa yine kullanamaz. Çünkü kamuyu tehlikeye düşürmeden ve görev halinde kullanılması gerekiyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? Ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar, kesik yaralar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Parçalı yaralar, bakın görüyorsunuz görselde de, genelde bir çekme vasıtasıyla dokuların birbirinden ayrılması ile meydana gelir. Delici yaralar, bir yabancı cismin vücuda batması ile, kesik yaralar bir bıçak vesairenin o bölgeye inmesiyle, ezikli yaralar ise o bölgeye taş, yumruk vesairenin gelmesiyle meydana gelir. Bunları da özellikle söyleyelim. Bizim mesela gördüğümüz en çok yaralanma nedir? Ezikli yaralanmalardır. Genelde vurma vesaire durumundan kaynaklı. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Hangisi bölünmüş karayoldur demiş. Evet, doğru cevap vereceğim arkadaşlar. Siz durdurup düşünebilirsiniz üzerinde. Söylüyorum. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Arkadaşlar bakın, ortada iki tane devamlı çizgi var. Ama bakın buralarda da kesikli çizgi var. Eğer böyle bir durum varsa, hiç bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum bunu, hemen arkadaşlar buranın bölünmüş yol olduğunu söyleyebiliriz. Bakın eğer adam buraya düz çizgiyi koymuş, yani sollama yasaktır demiş. Buralara yasak değildir demiş. Biraz saçma olurdu değil mi? Neden böyle bir şey yapmış? Bu yol, çünkü iki tarafta birbirinden ayrıcı vasıtasıyla, bu iki çizgi ayrıcıdır, bölünmüş olduğunu gösteriyor. Diğerlerine baktığımız zaman bakın bu taraftaki aracın sollama yapabileceğini söylüyor. Ama bu aracımız sollamaya büyük ihtimalle daha önceden başladığı için mecburen buraya geçiş yapmak zorunda arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz iki taraf içinde sollama yasağı bulunduğunu, burada ise iki taraf içinde sollama yapılabileceği söyleniyor arkadaşlar. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? Doğrultuyu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek, araç kusurları, yaya kusurları, yolcu kusurları, sürücü kusurları. Doğru cevabımız tabii ki de sürücü kusurudur arkadaşlar. Bunları yapan sonuçta sürücüdür. Sinyalini vermeyi unutursa vesaire, bu sürücü kusurları içerisinde yer alacaktır. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir demiş. Doğru cevabımız, evet zaten arkadaşlar dikkat ediyorsanız sağa çekmemizi bize söylüyor. Burada yine bu diğer işaretlerin de hangi anlama geldiğini görebilirsiniz. Nereden olduğuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Nabız artışının güçlü olması, cildin kuru ve sıcak olması, kan basıncının düşmesi, zihinsel aktivitenin artması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kan basıncının düşmesi şok belirtilerindendir. Peki şok pozisyonunu nasıl uyguluyoruz? Çocuklar ekranın başından uzaklaştırın, çizim yapıyorum. Evet, şöyle bacaklar yukarıya doğru arkadaşlar, 30 santimlik bir yükseklik bırakıyoruz, tamam mı? Böylece beyinle kan gitmiş olacak ve hastamız şoktan çıkmış olacaktır arkadaşlar. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 50 metre sonra durmalı, asgari en az 50 km hızla gitmeli, azami en az 50 km hızla gitmeli, öndeki araçlar arasında 50 metre mesafe bırakmalı. Doğru cevabımız C şıkkı, azami en fazla 50 km hızla gitmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani illaki yolun kenarında tabela değil, yol üzerine çizilmiş bu işaretlemelerde bizim için önemli.
88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için yeterli söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Fren mesafesini, duruş mesafesini, takip mesafesini, intikal mesafesini. Arkadaşlar doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız takip mesafesi. 88-89 kuralını duyduğunuz anda takip mesafesiyle ilgili olduğunu bilmeniz gerekir. Aslında yaptığımız işlem biraz önceki bize hani 90 verilmişti. Arkadaşlar bölün 2'ye demiştim ya. Aynı işlemi yapıyoruz. Bakın geçen süre 88-89 derken tam olarak 2 saniyedir. 2 saniyede kat edilen yolu kastediyor aslında. Nasıl olduğunu hemen şöyle anlatayım. Arkadaşlar bu bizim arabamız. Çizim yapıyorum gene çocuklara dikkat. Bu da öndeki araç. Bu öndeki aracın giderken yoldaki çizgi olabilir. Kenardaki bir ağaç olsun bizimki. Kenardaki ağacın yanındayken başlıyoruz saymaya. 88, 89 diye sayıyoruz. Eğer biz tam saydığımız sırada kendimiz bu ağacın yanına gelmişsek, tamam mı? Tam 89 dedik, baktık buradayız. Bakın daha tam da varmamışız. Mükemmel bir takip mesafemiz vardır. Eğer bunu geçmiş isek 88-89 dediğimiz zaman takip mesafesini biraz daha arttırmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Seviliyorsunuz, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar bunu görüyorsanız bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bilmeniz gerekir. Diğerlerine baktığımız zaman 50 kilometre hız sınırının bittiğini söylüyor. Buna baktığımız zaman normal hafif araçlar için solama yasağının bittiğini yani tüm araçları da kastedebilir. Bu ise arkadaşlar kamyonlar için yük taşıyan araçlar için yasaklamaların sollama yasağının bittiğini bizlere bildiriyor. Akünün elektrolit seviyesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır demiş. Plakaların ortasında, plakaların en altında, plakaların 1 santim altında, plakaların 1 santim üzerinde demiş. Arkadaşlar hiçbir zaman altında olmamalı değil mi? Üzerinde olmalı 1 santim kadar. Böylece uygun bir şey yapmış oluruz. Evet, hayda. Aşağıda aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisindeyken devreye girer demiş. Arkadaşlar ben bu soruyu hemen düzenliyorum. Evet, küçük bir edit hatası varmış. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize aşağıdaki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar demiş. Şimdi arkadaşlar bu normalde burada beyaz ama normalde mavi biçimde yanar. Yani şu beyazlıkların mavi olduğunu düşünün. Arka sis lambası, kısa hüzmeli farlar, uzun hüzmeli farlar, sol sinyal lambaları demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Uzun hüzmeli farlar olacak. Diğerlerine baktığımız zaman şu kutsal kalemi hemen şuradan çıkartayım. Bu bizim sis lambalarının açık olduğunu. Bazen bu şöyle şu şekilde olur arkadaşlar. Biraz daha zikzaklı olabilir, böyle olmayabilir. Bu ise arkadaşlar bize kısa hüzmeli farların açık olduğunu. Bu arkadaşlar bize sağ ve sol sinyalimizi gösteriyor. Burada sol sinyal bu olmuş oluyor. Sağ sinyalimiz bu olmuş oluyor. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir demiş. A 130, B 110, C 100, D 90 demiş. Doğru cevabımız B şıkkı 110 olacak arkadaşlar. 110 kilometredir. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır demiş. Omurga kırığı, üst kol kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı, köprücük kemiği kırığı demiş. Doğru cevabımız tabii ki de ön kol kemiği kırığı için olacak arkadaşlar. Burada omurga kırığını işaretleyen arkadaşlarım lütfen kendini yavaşça balkondan aşağı bıraksın. Korkmayın. Düştüğünüz zaman rahatlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar omurga kırığına bunu yapamazsınız. Omurga nerede? Bizim sırtımızdan aşağı doğru iniyor, değil mi? Buna böyle bir şey yapma şansımız yok. Ne yapacağız omurga kırığı olduğu zaman? Sabitleyeceğiz ama nasıl? Düz bir zemine yatıracağız arkadaşlar. Sert tahta üzerine yatırıyorlar genelde. Bu şekilde taşınır veyahut da tedaviye götürülür. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü ile trafik adabında hangi yaklaşım destekler demiş. Yaklaşımı destekler demiş. Ben bir su içsem iyi olacak. Öfke, ihtiras, entrika, konuşma üslubu.
Öyle bir koymuş ki ışıkları kendimi dizide gibi hissettim. İhtiras, entrika. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Konuşma üslubumuzu ne kadar güzel yaparsak, ne kadar düzgün tutarsak o kadar yararlı olur arkadaşlar. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır demiş. Arkadaşlar bir kırmızı ışık var aralıklı yanıp sönen, bir de sarı ışık var değil mi? Hangi anlamı taşır demiş. Doğru cevabımızı veriyorum. Evet arkadaşlar, bildiğimiz yol ver levhası ile aynı anlamı taşımaktadır. Kırmızı ışık kesinlikle durulup bakılıp öyle geçilmesi gerektiğini söylüyor. Diğerlerini de şöyle açıklamak gerekirse, tüm yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir. Buranın ters yön olduğunu veyahut da giriş olmayan yol olduğunu bildirir. Buraya taşıt girmesinin yasak olduğunu bildirir arkadaşlar. Bu ise bizlere yol vermemiz anlamına geldiğini söylüyor. Genelde tali yol kavşaklarında görürüz arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A2, E, M ve G şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız M olacak arkadaşlar. Yani C şıkkı. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Beklemeli, doğru gitmeli, sola dönmeli, geriye gitmeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Beklemeli olacak. 2 numaralı aracın sürücüsü beklemelidir. Fakat kollarını uzatmış olduğu yöndeki trafiğin akması gerekiyor. O yüzden 3 ve 1 numara yoluna devam edebilir. Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir demiş. Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki, beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması, alkol miktarının artması ve artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması demiş. Doğru cevabımız, arkadaşlar böyle sorularda artı eksi koyun yanına genelde okurken soruyor. A şıkkı demiş arkadaşlar. Yani merkezi sinir sistemine uyuşturucu etki yapması, beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması demiş arkadaşlar. Ama kesinlikle duyarlılığı arttırmaz değil mi? 3 numara yok yani. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır demiş. Sol kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmasında bunu uygularız arkadaşlar. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir demiş. Bunu boşaltım diyen var. Artık neyi düşündüyse, neyi hayal ettiyse. Sinir sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemi, solunum sistemi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de solunum sistemi olacak. Akciğerler vasıtasıyla arkadaşlar ne yapılıyor? Kandaki karbondioksit oksijenle yer değiştirip hop rahatız artık. Boşaltım sistemi bizim işte idrar vesaire, bunların atılımında kullanılıyor. Sindirim sistemi yediğimiz yiyecekler, mide vesaire var işin içinde. Boşaltım sisteminde böbrek var, bunu söylemeyi unuttum. Sinir sisteminde ne var arkadaşlar? Beyin var değil mi? Omurilik var. Bunlar vücudumuzun her noktasına gidiyor. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir demiş. Üstü okuyayım. Aracın koltuk anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü işareti ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisindedir arıza demiş. Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ikaz ışığı ampulünde demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Akü şarj ikaz ışığında, ikaz ampulünde bulunur arkadaşlar. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz demiş. Tıbbi birimleri haberdar etmek, kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak, kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak, kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız
C şıkkı olacak. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Genelde yapmamız gereken nedir bizim? Direkt onu soğuk tutmaktır. Suyla temasını engelledikten sonra soğuk tutmak olacak. Kazazedenin ağız bölgesinde bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, bak, dinle, hisset yönteminin hangi aşamasını oluşturur? A. Dinle, bak, hisset, dinle, hisset. Doğru cevabımız B şıkkı bak olacak arkadaşlar. Şekilde soru işareti ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yakıt tüketimini azaltmak, aracın fren mesafesini kısaltmak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak, aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız evet, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır arkadaşlar. Bunların her biri amortisör yayları dediğimiz sistemdir arkadaşlar. Süspansiyon sistemi diye de geçer. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Hafif hapis cezası, para cezası ve ceza puanı, aracına el koyma, trafikten men etme. Doğru cevabımız B şıkkı para cezası ve ceza puanı arkadaşlar uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Çift kemik bulunan bölgeye uygulanması, tel, lastik, ip gibi malzemelerin kullanılması, uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatılması, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması olacak arkadaşlar. Genelde bu soru şöyle de geliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çoklu yaralanmalarda, böyle ciddi mesela bir tane değil de yaralı, 5-6 tane yaralı var. Yaralanmalarda yapılması gereken, böyle uzuv kopmalı yaralanmalarda yapılması gereken uygulamalardandır diyordu. Ne olur arkadaşlar? Bir sürü yaralı vardır. Siz mutlaka alnına turnike uyguladığınızı belirtmek için T harfi yazmalısınız ki hastaneye gittiği zaman ona o şekilde müdahale edilsin. T harfi yazmazsanız veyahut da turnike ile ilgili bir şey belirtisi koymazsanız adamın üzerine ne olacaktır? Hastaneye gittiği zaman kimse turnikenin farkına varmayabilir ve adamın bacağı veyahut da ilgili organ neresiyse işte kangren olup kesilmek zorunda kalabilir. Gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini demiş. Doğru cevabımız C şıkkı soğutma suyu sıcaklığını olacak arkadaşlar. Biraz önce zaten bu göstergeyi de verdim. Bakın burada eğer şunu görüyorsanız santigrat diyor arkadaşlar. Bunu görüyorsanız sıcaklıkla ilgilidir. Yine burada küçük bir termometremiz de görüyorsunuz. Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? Biraz önce söyledim. Nokta noktanın beyine gitmesi dedim. Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, solunumun düzenli olmasını sağlamak, beyne yeterince kan gitmesini sağlamak demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamaktır arkadaşlar. Gelelim Zortlu diye yere zurnanın. Evet. Holger Nielsen, yani sırttan bastırma, dirsekten kaldırma yöntemiyle suni solunum hangi durumda tercih edilmelidir? Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanması olanlarda, ağız ve burun çevresinde kanama olanlarda. Arkadaşlar bu yöntem genelde biz D şıkkı yani ağız ve burun bölgesinde kanama olanlarda yaparız. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Burada diğer yöntemleri de verdim görün diye. Daha önce de veriyorum. Instagram hesabında da paylaştım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Ben orada gene bilgilendirici şeyler paylaşıyorum. Arkadaşlar nefes verme ve nefes alma diye iki unsurdan oluşuyor bu. Yani suni solunumun yüzünde eğer kişinin yaralanma varsa bu şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sırttan bastırma ile hastanın nefes vermesi sağlanır. Nefes alması ise dirsekten kaldırılarak yapılır arkadaşlar. Bu yönteme de Holger Nielsen yöntemi denilir. Diğerlerini görüyorsunuz. Omuzda taşıma yöntemi. Genelde bir eli boşta kalacağı için rahat destek alabilir diye soruyorlar
sorulur bu. Sürükleme yöntemi, kişi kiloluysa veyahut da kaldırılamayacaksa veyahut da dar bir zemindeyse ne yapmanız lazım? Koltuk altından veya ayak bileklerinden tutarak sürüklenebilir ama elleri ne yapmamız lazım? Bakın, pantolonun içine sokmamız gerekiyor. Hani dağılmaması için. Hemlik manevrasını biliyorsunuz. Tam tıkanmalarda, tam tıkanmanın nasıl olduğunu anlatmıştım. Ağız ve burunla böyle adam ellerini götürüyorsa, yüzünde morarma varsa, acı çekerek yapıyorsa, bu Hemlik manevrası yapmamız gerektiğini gösterir bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın, elimizi kaburgaların bitiminden ne yapıyoruz? Birleştirip hızlıca kendimize doğru çekiyoruz. Hı diye dışarıya çıkarttırıyoruz. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir demiş. Tali yol, şerit, bölünmüş yol, iki yönlü yol. Doğru cevabımız B şıkkı, şerit olacak arkadaşlar. Bunların her birine şerit denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır demiş. Kol, bacak, göğüs, boyun. Doğru cevabımız B şıkkı, bacak olacak arkadaşlar. Yine buradan baskı yapılacak yerlere ve kanamaların olacak olduğu yerlere bakabilirsiniz. Örneğin bilek noktasına baskı yapıyorsak parmaklarda geldeki bir kanama için bileğe baskı yapabilirmişiz. Bakın bunu buradan öğreniyoruz. Yani kola eğer baskı uyguluyorsak buralardaki bir kanama için kola baskı yapabiliriz. Gibi gibi gibi. Kandaki kanama türlerinden, aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? Yani nalları diker diyor. Burun kanaması, atar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları, toplar damar kanamaları şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı, atar damar kanamaları olacak. Şöyle şu oku kaldırıp biraz açıklamada bulunmak istiyorum. Burun kanamalarının arkadaşlar bizim vücudumuzda belli doğal delikleri var. Nereler? Affedersiniz anüs, affedersiniz vajina, ondan sonracım burun, ondan sonracım kulak, ondan sonracım gözler. Başka 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 neresi olabilir? Düşünüyorum. Şöyle aklıma gelmiyor şimdilik. Ya mesela idrar için kullandığımız boşluk burası. Bunlar arkadaşlar bizim doğal boşluklarımızdır. Buralardan kanama geliyorsa bunları tıkayıp durdurmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kanamanın devamını sağlıyoruz. İç kanamaya dönüşmesin diye. Anlaştık. Burun kanamalarında ne yapıyoruz? Çene göğüse doğru yaklaştırılır ve kanama kolaylaştırılır. Eğer uzun süre durmuyorsa tampon yapılır vesaire. Eğer yine durmuyorsa hastaneye, sağlık kuruluşuna haber verirsiniz. Atar damar kanamalarına gelince arkadaşlar kan genelde burada açık renktedir. Çünkü temiz kan bulunur. Bunda oksijen de zengin kan olduğu için açık renktedir kan. Bu sebepten dolayı tehlike arz eder. Yana, yine bunun yanında. Bu kalp ritmine uyumlu bir biçimde fışkırarak akar buradaki kan. Bunu da ayrıyeten söyleyelim ve bu yüzden de en hızlı kan kaybı atar damar kanamalarında olur. Kılcal damar kanamaları genelde arkadaşlar bizim parmağımızı kestiğimiz zaman, düşüp bir yerimizi incittiğimiz zaman olan kanamalar böyle kabarcık kabarcık şekilde olur. Bu kanamalara kılcal damar kanamaları denilir. Ölümcül tehlikesi yoktur. Toplar damar kanamalarında arkadaşlar koyu kan bulunur. Genelde kirli kan vardır. Genelde değil, kirli kan vardır arkadaşlar toplar damar kanamalarında. Ve sızıntı şeklinde akmaya başlar. Toplar kanamaları da yine bu şekilde akar. Sonra niye böyle demeyin. Bunları da ayrıyetten vermiş olalım. Tekrar şıkkı verdik. Devam. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterli kazazedenin hangi durumundan anlaşılır demiş. Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Göğüs kafesinin yükselmesinden olacak arkadaşlar. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir demiş. Minibüs, tramvay, kamyonet, arazi taşıdı. Bakın geçenlerde biriniz bunu kamyonet değil mi hocam demiş cevabına. Yavrum sen ne yaptın ya? Vallahi beni felç yaptın yani. O gün bugündür hala düşünüyorum. Bu adam neyi düşünerek sordu? İşte miydi acaba diye. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yani böyle şeyler demeyin. Bir çuval pamukla koşarım sonra yanınıza.
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Sesimin gittiğinin farkına varıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Suyumuz da içti gökyüz gibi, affedersiniz. Uygulamalardandır demiş. Yanlış uygulamayı soruyor bize. Kanamalarda yapılan. A. Uygulamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıya tutmak yanlış bir uygulamadır. Kanamayı arttırırsınız. Veyahut da sıcak uygulama yapmak yine kanamayı arttırırsınız. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması, olay yerine ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması, hastane acil servislerinde müdahale yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Arkadaşlar bunları öncelik sıralamasına göre yazmanız gerekiyor. Burada tek tek şıkları okumayacağım çünkü beyin kalmıyor. Zaten bir şey de anlamazsınız yani. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1 de okusam hiçbir şey olmuyor değil mi? Doğru cevabımız... Evet, D şıkkı demiş. Bakalım doğru mu? Öncelikle sağlık kuruluşuna haber vereceğiz. 4 numara. Evet, 1 numara ilk yapmamız gereken budur değil mi arkadaşlar? Daha sonra 2 numara, yani olay yerine ilk yardım tarafından temel yaşam desteği sağlaması. Nedir temel yaşam desteği? Solunumu var mı yok mu? Yoksa devamlılığını sağlıyoruz. Nabız var mı yok mu? Yoksa devamlılığını sağlıyoruz. Nasıl devamlılığını sağlıyoruz? 30 kalp masajı. Üfleme. Yani 30'a 30 bölü 2 suni solunum yapıyoruz arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Sonra 1 numara ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması ve en son haber bunun hastaneye götürülmesi 3 numara oluyor arkadaşlar. Hangisi enjektör arızasının bir sonucudur? Motorun zor çalışması, motorun iyi soğutulmaması, yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi, şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı, motorun zor çalışması olacak arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa dizel motorlarda motor zor çalışır. Bu arada şurada şunu vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarım belki bunu tuhaf karşılayabilir ama... Değerli arkadaşlarım, okuma yazması zayıf olan kardeşlerim var. Olabilir. Benim babamınki de öyle. Tamam mı? Olabilir yani. Herkes olabilir. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bakın normal burada 1, 2, 3, 4 rakamlarıdır ve bunlar sırayla verilir. Yani korkmayın bundan, tamam mı? Bazılarınız bundan da korkuyor. Ben anlıyorum bunu. Korkmayın yani. Bu sırayla verilir burada. Yani 1, 2, 3, 4 diye sayman yeterli. 1, 2, 3. Burada da bak. Mesela 4'ün ne olduğunu karıştırabilirsin. 6 ile. Ne yapman lazım? Bak bu tarafında böyle saydığın zaman 4 ise buradaysa. He, demek ki bu. Aynı amblemi olana bak burada, tamam mı? Yani olabilir. Bu şekilde şaşıranlar olabilir. Herkes sonuçta anasının karnından okuma yazma bilerek çıkmıyor. Olabilir yani. Onlara da böyle bir söylemiş olayım. Geçenlerde böyle bir soru gelmişti. Aklıma gelmişken hatırlatayım dedim. Devam edelim. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma halinde çıkan aracın geçişi zorlarsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır? Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı. Motoru durdurup vitesi boşa alıp inmeli. Varsa sığınma cebine girmeli. Yoksa sağa yanaşıp durmalı. Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı. Doğru cevabımız C şıkkı. Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağ yanaşıp durmalıdır arkadaşlar. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır demiş. Shaft, amortisör, vites kutusu, diferansiyel şıklarda veriliyor. Doğru cevabımız C şıkkı, vites kutusu olacak arkadaşlar. Aracın burada diğerlerine açıklanacak şey var mı? Evet, açıklayalım. Arkadaşlar şaftımız bizim vites kutusundan çıkan motordan gelen bu enerji motordan vites kutusuna, vites kutusundan da bu şafta gelir enerji ve bunun vasıtasıyla diferansiyele aktarılır. Şaftın görevi budur. Amortisör süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. Biraz önce hani yaylar vardı ya gördüğünüz soruda, onlar amortisördür işte. Diferansiyel bizim aracımızın, şöyle bir çizim yapacağım arkadaşlar izninizle, şöyle. Bu bizim tekerlerimiz şunlar. Şurada bizim aracımızın motoru var.
Aha şu da vites kolu. Şöyle vites topuzu. Heh. Şimdi arkadaşlar şu aradaki yer burada döner arkadaşlar bu yer bu arada. Şöyle bağlantısı vardır. Bu yer nedir? Şöyle şurası. Şurası shaft'tır arkadaşlar. Şu diferansiyeldir. Güç aktarma organları diye Google amcaya yazarsanız görürsünüz bu görseli zaten. Burası arkadaşlar diferansiyeldir. Böylece diferansiyel buraya gelen shaft'tan gelen enerjiyi 90 dereceye büküyor arkadaşlar ve akslara veriyor. Aks dediğimizde şu tekerleklerin hemen dibindeki düz boru şeklinde olan yerler akslar vasıtasıyla da tekerlere iletiliyor. Keşke görsel koysaymışız oraya. Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır demiş. Alternatörün, dispiratörün, akü kütüp başlarının, marş motorunun demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Akü kütüp başlarının çıkarılması yeterlidir arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman alternatör bizim aracımızın aküsünü şarj eden şarj dinaması da diye geçer yani genelde halk arasında. Dispiratör arkadaşlar bizim benzinli motorlarda her bujinin kafasını sırasıyla ateşlemesi için elektrik gönderen bir aygıt. Kutup başlarının çıkartılması lazım dedik. Marş motoru ise bizim motorumuza, aracımızın motoruna ilk hareketi veren motor, elektrikli motordur arkadaşlar. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır demiş. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Benzin hava karışımının buji ile ateşlenmesi olacak arkadaşlar. Hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur demiş. Fren balatalarının aşınması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması, radyatör hortumlarının su sızdırması demiş. Doğru cevabımız D şıkkı, radyatör hortumlarının su sızdırması motor soğutma suyunu azaltacaktır değil mi arkadaşlar? Araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu ve yağ pompası şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı, yağ çubuğu olacak arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı, ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Fren hidroliğinin eksilmesi, karterde yağın kalmaması, depodaki yakıtın azalması, radyatörde antifriz olmaması. Doğru cevabımız B şıkkı, karterde yağın kalmaması arkadaşlar. Yağ basıncı, ikaz ışığının yanmasına sebebiyet verecektir. Eğer böyle bir durum varsa derhal aracımızı ne yapıyoruz? Çekiyoruz kenara. Sesim iyice gitti arkadaşlar. Allah'tan son soruya kadar getirdi bizi. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bizi Instagram'dan takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Taktik istiyorsunuz bazen gönderiyorum oradan. Onlara uygun çalıştığınız zaman Allah'ın izniyle zaten geçersiniz diyorum. Allah'a emanetsiniz.